Arkadaşlar merhaba. Bugün de ev halkı için gül böreği yaptım. Şöyle fırındakini çıkaracağım şimdi. Çok güzel piştiler. Şöyle göstereyim. Kabardılar ve nar gibi piştiler. Onu da fırına vereyim. Diyetteyiz ama ev halkına böyle güzel börekler yapıyoruz. Çok güzel kızardılar. Pişkiler. Sizler de deneyin mutlaka. Afiyet olsun herkese. Merhaba arkadaşlar. Bugün gül böreği yapacağım evde. Şöyle göstereyim sizlere. Annem hazırladı içini. İçerisinde ıspanak var, pazı var, soğan, çökelek peyniri, işte baharatlar var. Karabiber, tuz ve toz biber koyuyor annem içine. Şöyle yumurtayla yoğurdu ben şey yaptım. İçerisine şimdi biraz soda koyacağım. Onu çırpacağım. Annem de yoğurt atıyor bir yandan. Onun içine biraz da tuz koydum. Bunu hem içerisine koyacağım biraz biraz hem de üzerine en son dökeceğim. Karışımı. 2 yumurta, 6 kaşık da yoğurt koydum. 2 tepsi için yapacağım. 20 tane çıkacak. Şöyle tepsimi de yağlayayım. Yağ döktüm derin dokunmasın diye. Şöyle yapalım. Zaten şey de olacak inşallah tutmaz dibine. Göstereceğim şimdi. Ben hepsini böyle üst üste kesip koyuyorum. Tek tek kesmiyorum bu arada. Bunun bir kesiş yöntemi. Onu gösterecektim size ama hepsini katlayıp şöyle küçük küçük dökeyim. Bayağıdır börek yapmıyorum. Önceden her gün okuldayken kantin işletirken her gün yapıyordum. Çocuklarım bayılıyordu. Sıfırlar. Tabii ben bunun patateslisini, sosisli, falan, kaşarlısını falan da yapıyordum aynı şekilde gül böreğini. Sucuk, sosis, kaşar ona bayılırlardı. Patatesliği de çok seviyorlardı. İçine koydum biraz. Böyle kıvıracağım şimdi. Bayağı koydum herhalde hiç. Olsun. Şöyle de doluyoruz. Gül böreği oldu. Şurasında ben şimdi bunun arkadaşlar son böreğime geldim şöyle. Bunu da biraz iç hazırından koyayım karışımından. İçim bayağı arttı annem çok yapmış. Zaten bir de eski iç de vardı. Onu da en üstüne koymuştum ben. Buzluktan çıkartmıştık. Bunu da artık yine buzluğa koyacak. Daha sonra ya sigara böreği yaparım çocuklara. Yeğenlerim var. Abim çocukları geldi. Şimdi onlar kendi evlerindeler. Ama akşama ya da yarına gelirler. Onlar yiyecek bunları. Ben yemeyeceğim tabii ki de diyette olduğum için. Ama içi çok lezzetli olmuş. İçinin tadına baktım. Anne bunun içinde kişkiş de mi var? Yok. Kişkiş tadı gibi aynı. O Yok. kadar güzel olmuş içi. Buraya koydum. İkinci üçüncü. Nereye böyle? Sen çok ettin geldin de. Bunun için alamam. Sevmiyorsun pişirmeyeceğim mi akşama? Pişirin banyo eden de öyle namazın geç kalır. Tamam. Şöyle bu ikinci tepsim arkadaşlar. Bunları üzerinde önce yumurtalarını süreceğim ben şimdi.
Evet, işlemi tamamdır. Bir tepsisini susamla yapacağım. Çocuklar seçici çünkü bizim. Bazıları susam yer, öbürü karacottan yemezler belki diye. Normalde ben karışık yaparım. İkisini de sevdiğim için ayrı ayrı yapmam ama böyle hani misafiri falan olduğunda ya da okuldayken de böyle yapıyordum. Susamlı isteyen onu yesin diye ama genelde her türlü seviyordu benim okuldaki çocuklar da. Evdekiler de inşallah seçmez diye düşünüyorum. Bol susam dökelim. Susam da çok güzel olur. Fırınımı da ısıttım bir yandan. Burada çörek otu koyuyoruz. Karacaot diyoruz. Çörek otunun faydalarını bilmeyen yoktur herhalde. Her derde deva, şifa. Sabahları aç karınla içerseniz böyle, içerseniz yalanı. Ondan sonra kendisinde böyle bir çay kaşığı çiğneyip üzerine su içerseniz harika olur. Normalde ben hani diyet sayfasıyım ama böyle şeylerde tabii ki de ailemle yaşadığım için yapıyorum. Misafirler geldiğinde misafirlere de yapıyorum. O yüzden böyle bir videom da olsun istedim YouTube kanalımda. Herkese afiyet olsun. Sizler de denerseniz altına yorum yazarsınız arkadaşlar. Zaten klasik börek. Bu da klasik güllü börek. İçerisine sosisli salamlı da yapabilirsiniz. Bunu sucuklu da yapabilirsiniz. Karışık. Ya da bizim yaptığımız gibi işte ıspanak pazı, maydanoz, içerisinde soğan da var. O şekilde de olur. Ve patatesli de olur. Çok güzel olur. Ben hepsini yaparım genelde. Hepsini de severek tüketirim ya da tükettiririm diyeyim. Güzel oluyor. Sizler de deneyin mutlaka. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı.